Çocuğun gelişimi için ebeveynler nelere dikkat etmeliler? Merhaba. Çocuklarda gelişim deyince hem fiziksel gelişimleri hem de zihinsel gelişimleri akla geliyor. Fiziksel gelişimlerini sağlayabilmek için işte kilosu, boyu, baş çevresi olması. Zihinsel gelişimleri açısından da belli aylarda yapması gereken bir takım nörolojik hareketler var. Onları yapıp yapmamaları, işte okul başarıları gibi şeyler geliyor. Tabii çocuklarda fiziksel gelişimleri için en önemli şey anne sütü. Evet. Doğduğundan itibaren bebeklerin 6-2 yaşına kadar anne sütüyle beslenmesi. 6 aya kadar hiç başka bir ek gıda ya da verilmemesi. 6 aydan sonra anne sütüne takviye olarak da anne sütünü bırakmadan ek gıdalara geçilebilir ve 2 yaşına kadar da anne sütüyle beraber ek gıdalar devam edilir. Çocuklardaki anne sütünün yetmediği durumlarda bazen anneden kaynaklanan ya da bebekten kaynaklanan durumlarda da takviye formül mamalar, anne sütüne adapte mamalardan yararlanılabilir. Çocukların aylık gelişimlerini işte gittikleri doktor arkadaşlarının takipleri sonucunda en az 800 gram kilo almalarını bekleriz. Anne sütü alan bebeklerde 600 grama kadar da tolere edilebilir. Boylarını ilk 4 ay boyunca ayda 3-4 santim uzaması, baş çevrelerinde 1.2 santim uzaması gibi bir takım kriterlerimiz var. O yüzden çocukların ilk 1 yaşına kadar aylık muayeneleri çok önemli. Her ay doktora gidip bu gelişimlerini takip ettirmeleri gerekiyor. Eğer bir yerde bir aksaklık tespit edilirse öncelikle onun nedenini araştırılmalı. O neden erken tespit edilip de tedavisi de yapıldığı takdirde çocuğun gelişiminde bir problem ileride yaşanmayacaktır. Tabii hep belirttiğiniz bir konu anne sütünü asla erken kesmesin anneler. Evet, kesinlikle anne sütü standarttır. Yani altın standarttır. Bunları kesinlikle bırakmamak lazım. Anne sütünün yerine hiçbir şey dolduramaz. Her bebeğin anne sütü kendine özgüdür. Prematür bebeklerin anne sütüyle zamanında doğmuş bebeklerin anne sütülerinin içerisindekileri bile birbirinden farklıdır. O yüzden de lütfen anne sütünü bırakmasınlar. Anne sütünü gerçekten verilemediği durumlarda olabiliyor ama azaldığı işte ben çalışıyorum ya da başka bir şekilde durumlar varsa da yine de çalışsalar da anne sütü bebek emiyormuş gibi gece gündüz kalkıp sütlerini sağmaları gerekecek. Eğer veremiyorlarsa bebeğim sağlık bir şekilde versinler. Sütleri arttırmak için beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor annelerin. Bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. Öyle abartılı yemek yemenin bir anlamı yok. Anne sütünü arttıracak diye bir şey söz konusu değil. Anne sütünü arttırıcı bir takım işte destekleyici sıvılar, işte çaylar gibi şeyler kullanabilirler. Ama en önemli anneleri kendileri düzgün beslensinler, bol sıvı tüketsinler. Zaten süt gelecektir. Anne sütü alan anneler daha huzurlu, bebekler daha huzurlu oluyorlar. Anneler hem gelişimleri, kilo kayıpları daha güzel oluyor. Yani eski formlarına bir yıl içerisinde tekrar ulaşmış oluyorlar. Diyet yapmaları gerekmiyor, abartılı yemek yemeleri gerekmiyor. Düzgün beslenmeleri ve bol sıvı almaları anne sütünü arttırmak için yeterlidir. Anne sütünü dediğim gibi altın standart ve bunu bir şekilde bebeğe vermek gerekir. Verilemediği durumlarda da çok üzülmesinler. Bazen anneler o yüzden de strese giriyorlar. Evet. Ama onu da stres daha büyük bir anne sütünü azaltmasına neden olur. Anne sütüyle beraber mümkün olduğu kadar da işte anne sütüne adapte mamalarla da bebeğin gelişimi takviye edilebilir. Üzülmesinler. Mamaya ne zaman başlamaları gerekiyor annelerin hocam? Mamaya mümkün olduğu kadar anne sütü yetiyorsa vermiyoruz. 6. aydan itibaren ek gıdalara başlıyoruz. O da bebeğin ihtiyaçlarına yönelik olarak da miktarları doktorlarıyla beraber konuşulup başlanabilir. Bir iki inek sütü ya da işte başka sütler, keçi sütü gibi işte sütler kesinlikle bebeklere önermiyoruz. 1 yaşından önce kesinlikle süt zaten verilmiyor. Mümkün olduğu kadar da 2 yaşına kadar da sütü önermiyoruz. Evet. Peki ek gıda dediniz, yemeklerden de verebilirler mi? Bebeğin 6 aydan itibaren meyve, sebze ve yoğurtla başlanabiliyor. Alerjisi var mı yok mu gibi durumlarda tek tek deneyerekten 3 gün kuralıyla verilmesi gerekiyor. 3 gün kuralında bir meyveyi veriyorsunuz. 3 gün boyunca aynı meyveyi veriyorsunuz. Bebekte bir alerji yapıyor mu? Bebek tolere etti mi? Kabızlık ya da ishal yaptı mı? Vücutta döküntü yaptı mı? Bunların hepsi tekrar değerlendirilip eğer bir problem yoksa 3. gün yanına başka bir meyve ekleniyor.
Evde kendiniz hazırlıyorsunuz gıdaları, ek gıdaları geçerken. Ek gıdaları da ayına uygun veriliyor. Her ay başka bir gıdaya başlanabiliyor. İşte yumurta beyazıydı, peynirdi, kahvaltı türü şeyler 6. aydan önce başlanmıyor. Bisküvi, ekmek gibi şeyler 6. aydan önce başlanmıyor. Bebeğe glüteni 6. aydan önce kesinlikle karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Onun dışında işte kırmızı ete 7. aydan itibaren başlanıyor. Balık, tavuk, beyaz et 9. ayda başlanıyor. Baktagiller 8. ayda. Yani her ayda farklı bir gıda başlamak gerekiyor. Bunları da yine doktorlarıyla beraber bebeğin toleransına bağlı olaraktan konuşarak düzenlemeleri gerekecek. Evet, gerçekten çok önemli bilgiler alıyoruz Ersin hocamızdan.